dikkat, küfürlü videolar sevmiyorum. Dinlerken ne tabiyonsuz bu sayı gibi görüşleriniz ya da ön yargılarınız varsa lütfen terbiyeli bir şekilde çıkıp gidiniz. Çünkü bu adam sizlik değil. Evet arkadaşlar, cümletten selamünaleyküm. Yeni bir videoda, yeni bir sevkiyatta, yine birlikteyiz. Yine yollardayız. Türkiye haritasında Euro Truck oynamaya devam ediyoruz. Afyon Karahisar'dan şu anda Antalya'ya gideceğiz. En son bıraktığımız noktadan bayağı bir uzaktayım. Yapacak bir şey yok. Başımıza gelen aksilikleri zaten şimdi anlatmaya başlayacağım. Önce şuradan bir kurtulalım. Çünkü de bir yolumuzu tam bir anlamıyla çıkalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Yavaşlayayım. Şuradan dönüşümü yapayım. Evet. Herhalde bir süre bu şekilde idare edebiliriz. Yolumuz bu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar, niye böyle oldu? Kopuk kopuk oluyor videolar, farkındayım. Hatta demiştik sıra sıra il il dolaşacağız. Dolaşacağız yine. Bir şey fark etmedi. Aradaki iller arada kaynayabiliyor. O da benim acemiliğimden kaynaklanıyor. Biraz önce videoya girdim sandım. Baya baya da oynadım. Sevkiyat hatta tamamlama aşamasına geldim. Lan bir aksilik var bu işte. Bir baktım. Arkadaş kayda tıklamamışım amına koyayım. Çıldırmamak elde değil ya. Onca konuştuğuna mı yanarsın? Yaptığın sevkiyat boşa gitti sayılır, ona mı yanarsın? Bir de üstüne gidip amına koyayım kaza yap. Arabayı boka çıkart. Abi ona para yetiştirmeye çalış. Ya kafayı yedim. Para da yetmedi. Eksilere düştüm yine. Ne yaptık bu sefer? Yeni anasını satayım. Birkaç tane sevkiyat yaptık. Parayı toplamaya çalıştık. Yani anlayacağınız sizin rezillik. Yemin ediyorum tamamen rezillik. Bir durum yaşadım. O yüzden böyle kopuk kopuk durumlarımız oluyor. Onu da hoşgörünüze sığınıyorum. Tali yoldan ana yola çıkacağız da bize yol verecekler mi? Botlara da artık güvenmez oldum. Gelip bize vurmasınlar. Ne olur ne olmaz. Bir tedbirimizi elden bırakmayalım. Araçta öyle iki yere sürttüm, üç yere sürttüm. Lan bir baktım bir fatura geldi. Dedim yine sıçtık anasını satayım. Yine ekstra bir krediye gireceğiz. Ama gerek kalmadı. İki tane sevkiyatı öyle. Zaten bir tanesini mecbur yapmak zorunda kaldım. Problem yaratacaktı yoksa krediden dolayı. Diğerini de anasını satayım. Adı ne? Videoya kaydetmediğim için. Onu da dedim öyle yapayım da bari bitmiş olsun. Öyle bir şey yaptım. Şu anda artılardayız. Yani 3000 kenarda bir paramız var. Uykumuz yok. Adamı zaten uyuttum. Zaten hep uyutma muhabbeti yüzünden oldu amına koyayım. Ne geliyorsa bu uyku muhabbetinden basıma geliyor ya. Adamı dedim uyutayım. Hani ceza yiyoruz ya. Daha öncelerinde ceza yemiştik. Amına kutum adamı seri seri ceza kesiyor uykusuzluğun cezasını. Dedim onu yemeyelim. Bari gidip hem arabayı tamir ettirelim. Pardon, adamı uyutalım. Ondan sonra yolumuza çıkarız. O adamı zaten uyutmaya götürürken bir sağa bir sola derken pert ettim arabayı. Dedim bari gideyim de bir de tamir yaptırayım, tam olsun. Öyle bir durum oldu. Onunla uğraştım bayağı bir, anlayacağınız. Evet arkadaşlar, Antalya'ya gidiyoruz. İzmir, Antalya, Ankara, Ojdir. Ama banana yapamadım be. Vallahi yapamadım. Bazen oluyor, hoşuma gidiyor, yapabiliyorum da işte şimdi olmadı o. Evet arkadaşlar, yine bir gaza basma durumumuz söz konusu. Biz basıyoruz, sonra da polis gelip bize basıyor anasını satayım. Ya da bir yerde radara takılıyoruz. Bir sinyal vermeden bastık geçtik gidiyoruz. Sağdan sağlıyoruz, sollamıyoruz, sağlıyoruz. 108. Bakalım kaç basar ya bu araba. Aslında dümdüz bir yol olacak. Orada bir denememiz lazım. Kaça kadar basıyor falan. Tır sonuçta bir arkada yük var. Herhalde bir 120-130'u görüyordur ya. Rahat bir şekilde burada görürüz. Daha önce gördük ya 120-130'u. Yani.
biraz önce dedim şeye bakayım. Şu küçük arabalar modları var ya, onlara baktım. Abi çok tatlı arabalar var ya. Honda Civic'ler, Mivikler yapmış adamlar. Hoşdur ama bakalım ileriki videolarda onlarla bir macera yapabiliriz. Bir alemlere akabiliriz. Bir tane Porsche çekeriz altımıza. O bar senin, bu bar benim. Dolaşırız. Ya da o yol senin, bu yol senin, takılırız. Benzin durumumuz şu anda iyi. Benzin almaya gerek yok. Şöyle gidelim. 3 saat 46 dakika bir yol kaldı. Hedefimize ulaşmak için. Kolum ağrıdı ya. Yemin ediyorum direksiyon sallamaktan kolum ağrıdı. Şu sevkiyatı da yaptıktan sonra bugünlük Euro Truck serisine mola vereceğim. Hala cuma gecesindeyiz. Cumartesi oldu şu anda. Dedim ben çekmişken 2 tane çekeyim. Diğer oyunları da bir bakalım. Telefondan video çekmeyi düşünüyorum. Amına koyayım, kazaya sebebiyet. Yavşak ona göre mesafeli geleydi. Hoş adamı bir sıkıştırdık. Ayrı mesele de yine de ettik. Adama küfür. Yapacak bir şey yok. Ama yine moralim bozuldu ya. Vallahi yine moralim bozuldu. Bu tarz kazaları sevmiyorum. Yani biz problem yok, yolunda gidiyorsun. Tak anasını satayım. Yine bizden kaynaklanıyor. Hani oyunla alakalı bir şey değil ama hoş olmuyor. İyi bir şey değil yani. Arkadaşlar eğer isterseniz birlikte bir şeyler yapabiliriz. Konvoy olsun. Trollemek olsun millete. Bir şekilde alemlere akabiliriz. Şurada yol teke düşüyor. O yüzden birazcık hızı ben düşüreyim. Ne olur ne olmaz. Kaza geçirmek istemiyoruz açıkçası. İstemiyoruz ama araç çolluyoruz anasını satayım. Diyorum ya abi durmuyorum. Rahat duramıyorum. Rahat batıyor amına koyayım. Hemen böyle arabayı bir yere vuracağız, sürteceğiz. Bak 90 km hadi. Bu önümdeki ne ya? Polismiş ya bu. Bunun rengi niye böyle duruyor? Grenli. Antalya istikametine devam ediyoruz. Lan vura vura polise mi vuracaksın? Gidelim yolumuza, devam edelim. 2 saat 43 dakika yol kaldı arkadaşlar. Ondan sonra Antalya'da olacağız. Antalya'dan sonra bakacağız nerelere gidebiliyoruz. Ya işin şey kısmı böyle istediğin noktayı seçip de oraya sevkiyat hazırlayamıyorsun ya, o problem. Ya da öyle bir şey vardı, ben bilmiyorum. Benim baktım, ben göremedim öyle bir dümen. Ya olsaydı güzel olurdu. Ne yaptık ya, yine arabayı mı vurduk? Böyle beni gönderiyor bir sabit. Ne oluyor ya? Bir kere zaten kontrolü kaybettiğin zaman aynısı oluyor. Lastik mi patladı? Böyle araba biraz düştü gibi geldi bana. Neyse müsait bir yerde çeker bakarız. Jantın üzerinde gerekirse gideriz. Evet, yine hızlanmaya başladık. Güzel oluyor ya. Bu arada 123 basıyoruz şu anda. İyi de gidiyor yani. Tır sonuçta bu. Bak yine sıkıntılara gireceğiz. Evet, polisin yanında bir sağlama yapalım. Hız cezası polis bize yapıştırdı bu arada. Sıkıntı yok. Bir tane yiyince problem yok. Birden fazlasına giderse olayın rengi değişir. İşte bak bu hoşuma gitmedi. Her şeyi tamamdı, bu kazaya sebebiyet falan hoş olmuyor ya. Zaten biz her yaptığımız sevkiyat anasını satayım. Paranın 3'te en azından birini trafik kurallarına, işte kaza muhabbetlerine, millete yaptırdığımız kazalara gibi durumlara biz anasını satayım harcıyoruz parayı. Bir kısmını. Zaten geri kalanında benzinine falan dersen ya şey yapmak gerekiyor. İstimişçi almak gerekiyormuş. Bak konuya yine geçiyorum da. İstimişçi almak gerekiyormuş. Yeni araçlar almak gerekiyormuş. Bir onlara bakalım. Değerli yükler taşımaya çalışalım. Yoksa bu şekilde biz para kazanamayacağız. Aldığımız arabanın kredisini de ödeyemedik daha.
aslında kaza yapmadan bir 5-10 tane sevkiyat üst üste patlatsam, bir en azından şu garajı büyütürdük, en azından bir eleman alırdık. O bir sağ sola bir yandan koştururdu, ben bir yandan koşturdum, bir şekilde çarkı döndürmeye çalışırdık. Yeni birkaç tane de araç eklemeye çalışırdık filomuza. Ama şu anda tek tabanca takılmaya devam ediyorum. Karambar Kamyoncular Derneği falan yapardık. Bu arada yine gelme yavrum, gelme. Acemiyim amına koyayım, gelme. Dönelim. Yolda güzelmiş ha. Ananın amına koyayım senin. Ananın amına koyayım. Geldin neye vurdun orospu çocuğu? Yolumda gidiyorum işte. Madem görüyorsun o istikamete girdim. Yavaşla. Bu botlar da çok orospu çocuğu ya. Harbiden orospu çocuğu. Şimdi %2 hasar neye verdi acaba? Malzemeye verdiyse zaten sıçtık. Parayı yine burada bıraktık. Neyse artık adamlarla bir şekilde anlaşacağız yani. Yapacak bir şey yok anasını satayım. Ne oldu bu yol? Niye basmıyor ya 52? 90'la gitmemiz gereken yol basmıyor anasını satayım. Yokuş mu çıkıyoruz biz? Aynen abi, yokuş çıkıyormuşuz ya. Baksana şöyle sağ şeride geçeyim. Aha. Sağdan gideyim. Önümde bir tanker var. Amına koyayım gidemiyor ki. Bak, küçücük araba gidemiyor. Ben nasıl gideyim? Sonra hiç riske girmeden sağdan biz basıp geçelim. Amcayı tanker sandım da bu bildiğin Vinçli bir araç çıktı. Sağ şeritten kopup gidiyormuşuz. Harbiden yollar çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş. Baksana şimdi yokuş aşağı. Yardırabildiğin kadar. Fazla yardırmak da iyi bir şey değil. Aslında şuradan vuracaksın aşağıya, yokuş aşağı düşeceksin. Ha? Beni psikoya bağladım ha. Şimdi ben bu oyuna yeni başladığım için oyunun dinamiklerine, oyunun tam anlamıyla böyle içeriklerini bilmediğim için onun hakkında muhabbetlere giremiyorum. Umarım anlıyorsunuzdur bu durumu. Yeni başlamışsın, oyun hakkında pek bir bilgin yok. Ne konuşacağım amına koyayım durumu var. Şu anda ben onu yaşıyorum. Şimdi konuş da ne konuş amına koyayım. Ne kadar gündelik yaşamdan konuşabilirsin. Şimdi onu gördüm, bunu gördüm. Vay çiçekler böcekler yapsa ya, ray yedik amına koyayım. Çiçekler böcekler. Olmuyor işte öyle de. Belli bir yerden sonra oluyorsun. Ben oluyorum. Konuşurken kendimi oluyorum. Seni hiç düşünemiyorum. Ama önce mal ekrana bak. Ne oldu? Kazayı sebebi. Amına koyayım ne oldu yani? Neyin kazası? Arkadaki dorsaya mı acaba bunları bir sürttü? Diyorum ya abi, biz paranın yarısını yolda zaten bırakıyoruz. Şöyle bir binini falan. Binini bırakıyoruz. Onu devlete bırakıyoruz abi. Devlete bırakıyoruz. Şöyle şeridi alalım. Sağdan böyle yavaş yavaş gidelim. Aslında tırcılık güzel meslek. Bütün şehirleri dolaşıyorsun. İşin bir kötü tarafı aile yönünden. Hani birçok şeyi kaçırabilirsin. Yani çocuğunun büyümesinden tut, eşinle olan iletişime, akrabalarla olan bağına bir ton problem yaşayabilirsin ama kişisel olarak cidden güzel bir meslek bana göre. Yani istediğin şehri dolaşabilirsin. Yani iş kapsamında tabi. İstediğin şehri dolaşabilirsin. Ne bileyim. Eğlenceli geliyor. Ya da şöyle bir hareket çekelim. İyi. Herhangi bir problem yaşamadık. Ben dedim şimdi bir de oraya kaptırırız. Bir de oradan bize para cezası keserler. Alıştık zaten. Hiç yadırgamıyorum. Cezamı yemediğim zaman yerimde duramıyorum. Diyorum Eurotura'ya gireyim de hemen bir tane ceza yiyeyim yine. Bazen dürtüyor. Amına koydum. Oynuyor. Öyle işte ya. Şunu bu arada, yolumuzun bitmesine 16 dakika kaldı. Birazdan Antalya'ya girmiş olacağız. Ben sevkiyatı tamamladıktan sonra Antalya Manavgat'a gideceğim ya da Side'ye gideceğim. Orada bir iki denize girer çıkarım. Birazcık takılırım. Rus hatunlar matunlar. Bakacağız duruma göre.
Antalya'ya girmiş olduk. Bu arada Antalya'da bütün arkadaşlarımıza selamlar olsun. Güzel memleket. Güzel memleket. Antalya'yı severim. Şöyle bastır 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 bastır. İşte bu noktalar sakat noktalar. Ben genelde bu noktalarda ceza yiyorum. Şehir içine girdiğimiz zaman ceza dediğim kaza yapıyorum ha. Bildiğin kaza yani. Ha, bak bunun gibi bir şey işte. Şimdi biri gelse vursa sıçtık. Yeni adama küfür edeceğiz. Aslında orada yerdik de bakma işte. Yeni sarıda geçtik, turuncuda geçtik. Öyle bir kurtardık kendimizi. Yok mesela onun cezası niye sevdim koymazdı. Yani çünkü belli ki bir şekilde bir action yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama bir şekilde tepkinizi göstermeyi seçin. Çünkü bekliyorum. Yani ne yapılıyor, ne ediliyor, bir şeyler karşılığını görüyor mu diye. Buradan mı gireceğiz? Ha, şuradan kenardan gireceğiz. Şunu teslim ediyoruz. Ondan sonra videoyu kapatıyorum. Umarım videonun başındaki uyarıyı ciddiye alıyorsunuzdur. Çünkü yaşıyoruz. Ona göre. Bakalım hemen. Şöyle biz hala fark edemiyoruz diyelim. İyi demiş. Bizim 7000 para vermiş. Bir kısmını yine yolda kesmiş. 696'ya. İyi 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 para kazandık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.